Evet efendim, haberimizi de izledik. Sayın Büyükelçi de anlattı. Türk diplomatları hedef alan Ermeni provokatörlerin eylemi kameralara da yansıdı böyle. Yaşanan olaylara ilişkin Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Şeref Ateş'i de dinledik. Biraz önce Sayın Büyükelçi de olayların seyrini, nasıl gerçekleştiğini anlattı. Provokatif bu grubun bu eylemini konuşacağız şimdi. Bir konuğum olacak İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Naim Babiroğlu. Hoş geldiniz efendim, ana haberi iyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum Esra Hanım. Teşekkürler, sağ olun. Efendim, ne anlama geliyor şimdi bu Los Angeles'taki provokasyon? Ne dersiniz? Evet, şundan başlayalım. Şimdi ABD'nin, yani bir devlet olarak önce ABD'nin görevlerinden başlayalım. Şimdi Güney Kafkasya'da bir kriz var. Ve Ermenistan'ın hasmane tutumu karşısında Azerbaycan'ın meşru müdafaa hakkını kullanarak giriştiği bir iş güvenlik harekatı, terörle mücadele var. Yani şunu demek istiyorum. Güney Kafkasya'da 2020'den bugüne zirveye doğru giden bir gerginlik süreci yaşanıyor. Bu gerginlik süreci için ABD'ye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir başvuru ihtiyacı yok. Neden? Oradaki ABD topraklarında görev yapan bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti temsilcilerinin, diplomatik ve diğer temsilcilerin, misyonların ABD otomatik olarak kendi zaten güvenlik birimlerinde ABC planları şeklinde planları var. Yani hangi gerginlikte hangi tür tedbirlerin alınacağı, hangi gerginlik aşamasında kaç personelin görevlendirileceği zaten yazıyor. Bu ABD yeni kurulmadı. 1979'dan da biliyorsunuz özellikle Los Angeles'ta başlayan ve orada önce iki diplomatımızın şehit olma olayı var. Daha sonra ABD'de üçüncü diplomat da şehit edildi. Böyle de bir süreç var. O halde Azerbaycan'la Ermenistan arasında veya Türkiye ile Ermenistan arasında süre gelen veya meydana gelen bu gerginliğin zirveye tırmandığı anda bütün başkonsolosluklar, bütün misyon temsilcileri, yani başkonsoloslar, büyükelçiler, orada görev yapanlar, çünkü şu anda olayın meydana geldiği yer Esra Hanım ABD toprağı. Eğer Türk Büyükelçiliği veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yani oradaki Türk Başkonsolosu veya Büyükelçilik sınırları içinde olsaydı tabii Türk toprakları içinde olacaktı. O zaman biz Büyükelçiliğin veya Başkonsolosluğun güvenlik birimleri müdahale etme yetkisi olacaktı. Ama şimdi burada ABD topraklarında. Demek ki bir ABD bir devlet olarak bu gerginliğe uygun olarak gerginlikle doğru orantılı bir önlem almamış. Bu ABD'nin negatif bir olayıdır. Yani terörle mücadele ya da güvenlik alınması konusunda. İki, toplantı bile olsa herhangi bir yerde Büyükelçiliğin, yani Sayın Büyükelçinin böyle zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eden Büyükelçinin herhangi bir yerde toplantı, konferans, seminer bile olsa Büyükelçiyi koruyacak ABD yakın korumalarında olması gerekiyor ve bu olaya kesinlikle müsaade etmemeleri gerekiyor. Bu da ikinci ayrı olay. Bunu bir kere bir tarafa koyalım. Peki ABD bildiği halde, yani ABD güvenlik birimlerinde bu ABCD gibi gerginliğin tırmanma safhalarına veya evrelerle paralel olarak alması gereken önlemleri niye almıyor sorusunun cevabı çok basit. Kasım 2024'te ABD'nin başkanlık seçimleri var. 5 Kasım 2024'te. Dünyanın en büyük iki Ermeni lobisi var. Bir ABD'de ve Fransa'da. Bu ABD ve Fransa'daki Ermeni lobisi hem Fransa hem de ABD'deki seçimlere katkıları var. Yani olumlu veya olumsuz katkıları var. Yani dolayısıyla başkanlık seçimleri yapıldığında ABD başkanlık seçimine giren aktörlerin bu oylara ihtiyacı var. Birincisi bu. İkincisi, bu bir tarafa bırakalım. İkinci konu, Azerbaycan'ın meşru müdafaa hakkını kullanarak giriştiği bu terörle mücadele ya da iş güvenlik harekatına en fazla eleştiri ABD'den ve Fransa'dan geldi. Uluslararası hukuka aykırı olarak. Bu eleştiriler uluslararası hukuka aykırı eleştiriler, ABD ve Fransa'da kendi coğrafyalarında bulunan Ermeni diasporası üyelerini cesaretlendiriyor, teşvik ediyor. Neye teşvik ediyor? İşte Türk vatandaşlarına karşı şiddet eylemleri, diplomatik temsilcilere karşı terör eylemleri, şiddet eylemleri, buna benzer hukuka uygun olmayan müdahaleleri teşvik ediyor adeta. Bu ikinci olay ve ayrı bir olaydır. Bu kim ne yapacak burada? Türkiye Cumhuriyeti Devleti
Dışişleri Bakanlığı tarafından evet bir kınama bildirisi, bir açıklama geldi ama benim kendi değerlendirmeme göre ABD'ye bu dış temsilciliklerdeki misyonlarda gerekli emniyet tedbirlerinin, güvenlik tedbirlerinin alınması ve bu onları terör faaliyetlerine itici, teşvik edici, oraya yönlendirici açıklamalardan da kaçınılması gerektiğini bildirmeli Türkiye. Bunun dışında şu anda bizim bütün sadece ABD'de değil, bizim bütün temsilciliklerimiz, yani dış temsilciliklerimiz, özellikle Fransa, ABD ve diğer ülkelerde de kendi güvenlik tedbirlerinde kişisel olarak veya diplomatik misyon olarak almaları gerekiyor. Yani arttırmaları, güvenlik evet, tedbirlerinin artırılması lazım. Muhtemelen Esra Hanım, Dışişleri Bakanlığı tarafından böyle bir talimat gönderilmiştir bütün dış temsilciliklere. Ama asıl sorumlu kim? Ev sahibi ülke. Yani ABD. Host nation dediğimiz ev sahibi ülkeler. Yani ABD'de ise ABD, Fransa'da Fransa. Peki bir diğer ABD'nin konu olabilir. Somut olarak yapması gereken ne bu aşamadan burada sonra? Burada birinci konu şu. Bir kere büyükelçi veya başkonsolos veya diplomatik temsilci herhangi bir görevle ya da herhangi bir nedenle alışverişte olabilir. Dışarıya çıktığında veya yürüyüş yaptığında veya bir toplantıya katılmak için gittiğinde ABD güvenlik birimleri tarafından, onların özel güvenlik birimleri vardır. Özel güvenlik birimleri, bunlar gerginlik tırmandıkça özel güvenlik birimleri de devreye girer. Özel güvenlik birimleri tarafından emniyetlerinin yakın koruma statüsüne çıkarılması, emniyetlerin alınması. Nereye giderse gitsin. Bunu pazara da gidebilir, alışverişe de gidebilir, yürüyüşe de gidebilir ya da resmi bir göreve de gidebilir. Bu önemli değil. Bu ABD görevi budur. İkinci görevi şu, böyle toplantılar, seminerlerde daha önceden gerekli hem iç hem dış çevrenin emniyetinin, güvenliğinin alınması gerekiyor. Ve bu şekilde kışkırtıcı eylemlerde bulunacak genç olabilir, çocuk yaşta olabilir, yaşlı olabilir, hiç önemli değil. Bulunan kişileri zaten ABD daha önceden tespit eder ve bunları uzaklaştırır. ABD'nin birinci görevi budur. Şu anda çünkü seçim sürecine de girdi ABD. Kasım 2024 seçim süreci var. Güney Kafkasya'daki gerginlik veya bu özellikle Ermenistan'ın provokasyon neticesinde süren gerginlikle bir iki günde bitecek bir olay değil. Neden? Çünkü ABD pençesini atmaya çalışıyor orada. O Rusya'nın da kırmızı çizgisi var orada. Ve o sürekli olacak. Yani birkaç yıl sürecek. Belki yıllarca alacak. Onun için ABD'nin bu güvenlik tedbirlerini alması lazım. Peki bu neye yarar? Niye yapıyorlar bunu durup dururken? Türkiye ile Ermenistan arasında veya Azerbaycan ile Ermenistan arasında var olan potansiyel barış adımlarının önlenmesi için. Bu tarihte de böyledir, şimdi de böyle. Bu hassas dönemde. Ermenistan, evet, Ermenistan çok daha fazla barış ister mesela. Yani Ermenistan devleti, Güney Kafkasya'daki Ermenistan devleti ve yetkilileri hem Türkiye ile hem Azerbaycan ile hem çevre ülkeleriyle olumlu yönde adımlar atmak isterken özellikle Fransa ve ABD başta olmak üzere buradaki Ermeni diasporası tarafından provoke edici açıklamalar, yürüyüşler, protestolar gelir ve bu barış girişimi engellenir. Bunun birinci durumu, birinci şekli, birinci nedeni bu. İkinci nedeni de biraz önce söylediğim gibi ABD'nin Kasım 2024'te var olan yapacak seçimlerde ABD'nin Ermeni lobisini veya Ermeni diasporasını kazanma girişim olarak. Yani bu hoşgörü ondan kaynaklanıyor. Çok teşekkür ediyorum efendim kıymetli katkılarınız için. Sağ olun. İyi yayınlar. Görüşmek diliyorum. Üzere. Hoşçakalın.